Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Vaufanna vaufillena verhamna. Ente mevlana fansurna alel gamil kafirin vel münafıkîn vel murtettîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ugdeten min lisani yefkahu gavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni ve elhikna bis salihin. Sadakallahu lazim. Evet, bugünkü ikinci dersimiz kitaba göre 15. ders. Yine tekellüm.net sayfasına gönderi yapıyoruz. Detaylara bakabilirsiniz. Eddersul hamise aşara. Evet, bunu bir ders önce açıklamıştık. El hamise aşara. Yani sıfat olduğu halde. Bunu niye feta? Onu açıklamıştık. Evet, 15. ders. Bir önceki ente ve entüm zamirleriydi. Bugün de müennes, yani dişil zamirleri, bu derse de dişil zamirleri ele alacağız. Şimdi hani parmakta da göstermiştik. Bu muhatap zamiri, hani sağ elle gösterirken şu yüzük parmağının en alttaki entidir. Entuma, ikincisi entuma, sonuncusu da entünne. Yani bu şeyi öğrenebilirseniz, parmak çekimini, çok daha kolay zamirlerin yerini tespit edip öğrenebilirsiniz. Bu bir sadece yardımcıdır. Mecburi değildir, opsiyonaldır ama çok faydalıdır. Evet, enti sen kadın oluyor. Kalemimizi açalım. Enti sen. Yani bir kadına sen diyorsun. Enti. Bunun çoğulu entünnedir. Entünne. Bunlar tabi ayet-i kerimelerde geçer yani. Enti olsun. Entünne olsun. Geçer. Entünne de siz kadınlar demektir. Entünne. Evet. Şimdi soru nasıl sorulur? Bir, men enti. Men ent olursa erkeğe soruyorsun. Men enti, kadına soruyorsun. Yani bir erkeğe men enti dersen artık ne olacağını bilemem yani. Yani sizin Arapçada acemi olduğunuzu bilmezse sıkıntı olabilir. Hemen böyle bir gariplik var tabii ki. Men entünne, siz kimlersiniz? Kadınlara yine. Evet. İşte enti zamiri yine zamiri munfasıldır. Munfasıl ne demek? Fasl. Fasl olunmuş. Yani fasıl, ara vermek veya ayırmak anlamına gelir. Fasıl. Bu da munfasılda infasala, infial babından bir ismi faildir. Munfasıl. Yani ayrılıcı manasında. Fasl olunucu, fasl olan yani getirent, Almanca'da getirent diyoruz. Faslının zamir demek. Bu enti bir isme veya fiile bitiştiği zaman ki olur. Bakın ki, yani kesre kaybetmiyor. Esreyi kaybetmiyor. Esre devam ediyor ama ente ki oluyor. Çoğulu da künnedir. Künne. Geçtiğimiz yerleri böyle işaretliyorum. Şu dışarıdaki sesten pencereyi bir kapatayım da. Mesela efendim şöyle bir soru sorulur. Eyne beytü künne ya ehavati. Öncekinde ihvani demiştik erkeklere. Hanımlara veya kız kardeşlere ne diyoruz? Ehavati. Yani ahavat.
böyle bazı gruplar, cemaatler, hani cemiyetler birbirine ihvan ve ahavat diye böyle hitap ederler, böyle isimlendirirler. Bu da oradan geliyor yani ahavat. İhvetün, ahavat, ahavat. Ah yani ahunun cemi ihvandır. Efendim, uht. Uht. Ha, şimdi hatırladım. Uht kelimesi kız kardeş demek. Uhti kız kardeşim. Cemisi de ahavati. Yani şeye hani Hazreti Meryem'e şeyler yani elinde bir bebekle geldiğinde ne diyorlar? İşte, ey Harun'un kız kardeşi sen hani bunu nasıl yaptın? Ya Uhti Harun diyorlar ya. Ya Uhti Harun. Harun'un yani Harun diye bir kardeşi varmış. Harun'un kız kardeşi sen bu fiili nasıl yaptın diyorlar ya orada yani uht kız kardeş demek. Bazıları da bunu uhtu Harun şimdi biraz bir parantez açacağım da tefsir bölümünden. Bazıları da bu uhtu Harun yazdığı için Harun Aleyhisselam'ın kardeşi Meryem diye bahsediyorlar ama o öyle değil. Harun tek bir insanın ismi değil ki. Yani her devirde Harun ismi geçmiş olabilir. Yani Hazreti Meryem'in de Harun diye bir kardeşi varmış. Salih bir insan yani böyle hatırı sayılır bir insan. Tabi o aile, Ali İmran ailesi, İmran ailesi tabii ki salih insanlar. Yani kalbur üstü insanlar dini açıdan. O da salih abisine izafeten Uhti Harun diye isimlendirilmiş oluyor. Evet şimdi... zamirlerin fiile bitişik halleri. Mesela burada ne var? Zehebe fiili var. Bir de enti var. Bakın zehebe var, enti var. İkisi birbirine bitişiyor. Zamiri muttasıl oluyor. Muttasıl da bitişik demek. Yani vasalı fiilinden iftial babına nakledilmiş. İvtasal olmuş. Sonra vav ve te bir araya geldiği için vav te'ye kalp olmuş. İttasala olmuş. Yani ittasala vuslat olan yani bitişen anlamına gelir. Çünkü bazı iftial babında bazı harfler T'ye galb olur. Evet. Tefaul babında ve yani T ile başlayan şeylerde fiillerde öyle olur yani idgam konusu o. Kalp olunur. İklab deniyor tecvitte. Mesela tedessera, ittessera olmuş. Ya eyyühel müteffir gibi misal yani. Müzdecir mesela değil mi? İzli tecera aslında te dağla galip olunmuş. Gibi gibi. Sonra mesela cemide zehebe var. Bir de entünne var burada. Yani burayı iki ayrı düşünün. Zehebe ve entünne. Bir araya gelmiş zehebtünne olmuş. Zehebtünne. Siz gittiniz demek. Zehebtünne. Yani o da şu hani şu işaret parmağının sonundaki entünne. Zehebtünne. Sonra bir soru şekli. Bir baba diyor ki kızları diyelim bir yere gitmişler. İşte arayıp soruyor. Eyne zehebtünne ya benati. Yağmur da başladı. Mayıs'ın ortasında. Güzel. Allah'ın rahmeti. Siz nereye gittiniz? Ey kızlarım diye soruyor. Yani zehebtünne zehebtünneyi parçalayacak olursak zehebe entünne. Entünne. Zehebtünne. Benati de biliyorsunuz. Bint kız demek. Benat da kızlar demek. Yani kız çocuğu, kız evladı. Kız evladı. Önce anlamına gelen ve sonra anlamına gelen zaman zarflarıdır. Önüne geldikleri kelimelere muzaf olurlar. Yani yine burada bir izafet konusuna giriş yapmış. O kelimeleri de cer ederler. Yani esre okuturlar. Mesela dersten sonra nasıl diyoruz? Dersten sonra ba'de dersi bakın
esre okunmuş dersten sonra. Efendim, kable kullanırsak kable salati namazdan önce. Bu bade ve kable, özellikle bade böyle dini kitaplarda, yani fıkıh kitabı olsun, böyle Arapça literatürde geçer. Şayet badeden sonra muzafın ileyh yoksa, o bade badü diye mebnidir. Yani ve badü denir. O ondan sonra bir muzafın ileyh olmadığı için badü denir. Yani o değişmez. Ve badü. Hani derler ya, elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ve badü. Yani bundan sonra demek. Bu besmele, hamdele, salvele okuduktan sonra anlamına geliyor badü. Evet. Bunu da söyledikten sonra raca'a, raca'a kelimesi döndü, rücu etti anlamına gelmektedir. Efendim, burada bir soru sormuş. Bakın eski dersleri de hatırlamamız için. Bu ne diyor? E raca'al imamu minel mescidi. Bu bir sorudur yani. Bu şurada soru işareti var sonunda. Yani soru işareti Arapçada ters yazılır. Normal Latin yazısından tersinden yazılır. Latin yazısında biliyorsunuz soru işareti vardır. Ama Arapçada da vardır. Modern Arapçada. O da ters yazılır. Bunun soru işareti olduğuna karine, yani işaret nedir? Başındaki hemze-i istifamdır. Yani soru sorma hemzesidir. Raca'al imam minel mescid dersek, yani hemzeyi okumadan nedir o? Mescitten imam döndü. Mescitten imam döndü. Rücu etti. Ama soru sorarsak raca'al imam minel mescidi, imam raca'a döndü mü? Döndü mü? Soru. Kim el imam, imam nereden? Minel mescidi, mescitten. Sonuncu cümle. Sonuncu cümlemiz nedir? Zehebtu ilel mescidi kablel ezani ve raca'du ba'de salati. Zehebtu ben gittim. Yani burada da tü var. Yani şey demek bu, ene, zehebtu. Şuraya denk geliyor. Şu baş parmağın ilk boğumu. Yani zehebe ene, ben gittim. Zehebtu ene, ben gittim demek. Nereye gittim? Yani ben gittim dediğin zaman burada bir erkeklik, dişilik, yani erillik, dişilik, müzekker, müennes olduğu belli değil. Burada konuşan ben gittim diyor ama bu zamirden belli olmuyor. Yani bu cümle kapalı. Şimdi bunu bir erkek mi söylüyor, kadın mı söylüyor, o belli değil yani. Zehebtu ben gittim. Nereye gittim? İlel mescidi. İlla aynı şekilde harfi cerdir. El mescidi. Esre okutur. Çünkü bu ila da kable, efendim bade. Yani bu ila da harfi cerdir ama buna harfi izafet de denir. İzafet harfi de denir. İzafet harfi denir. Onun için kesre okudur. Mescide ben gittim. Ne zaman gittim? Ne zaman diyoruz. Bakın bir zaman soruyoruz. Kabler evani, ezandan önce gittim. Veracatu, ben döndüm, rucu ettim. Veracatu, zehebtu, racatu, ben döndüm. Ne zaman döndüm? Ba'de salati, namazdan sonra da ben döndüm diyor. Evet, bu konu da burada bitti. 15. dersin sonu. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.